Selamünaleyküm. Allah gününüzü, gecenizi, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Amin. Cenab-ı Hak cümlemizi hakkı hak, batılı batıl bilenlerden eylesin. Amin. Rabbim Kur'an ve sünnete sımsıkı sarılanlardan eylesin inşallah. Amin. Böyle hani geçen hafta bahsettiğimiz gibi biraz bize müsaade edin, bu konuları bitirelim diye düşündüydük ya. O yüzden inşallah bu küfür, şirk meselesine Allah izin verirse devam edeceğiz inşallah. Tabi şirkin ayet ve hadislerle ne kadar büyük günah, kebair olduğunu, meselenin ne olduğunu geçen hafta kısa bir giriş yapmıştık. İnşallah böyle işte kendimce tespit ettiğim, insanların ayağının, gözünün, kaşının kaydığı, küfre düştüğü, günlük hayatta dilinin kaydığı, gönlünün kaydığı, bunlar illaki tamamı değildir. Kendimce hem böyle değişik kaynaklardan topladım, hem kendimce günlük hayatın içerisinde insanlar nerelerden hata yapıyorlar böyle, onlarla alakalı böyle birkaç madde öyle sıralayalım inşallah. Bir de böyle bunu inşallah hiç olmazsa büyük bir kısmını bitireceğim. İnternette de böyle bir ders niteliğinde herkes faydalanabilsin ana hatlarıyla nelerse insanlar küfre düşüyorlar diye. Allah muhafaza eylesin. Amin. Tabii malum geçen hafta da konuşmuştuk. Küfrün en büyüğü Allah'a şirk koşmak, Allah'a ortak koşmak veyahut da Allah'ı varoluşunu, Allah'ı reddetmek. Kimisi de hani ateist noktasında ya Allah yoktur diyor. O zaten kökten, temelden Allah muhafaza eylesin. O kafir olmuş oluyor. Ama bir de hani şirk koşmak, Allah'a bu ibadette var, ne bileyim işte itikatta var, bunları ayrı ayrı hukukta var örneğin. Bunları şimdi ayrı ayrı sınıflandırmak lazım ama uzun bir şey. Gerekirse bu dersten sonra bunu daha da uzatabiliriz, genişletebiliriz de. Çünkü normalde imanla alakalı, akaidle alakalı meselelerde şirke düşmek, ibadetle alakalı meselelerde şirke düşmek, hukukla alakalı meselelerde şirke düşmek. Bunu üç boyutta nitelendirmek, üç boyutta bakmak lazım. Çünkü mesela İslam'ın hukukunun yaşanmadığı bir yerde bir kimse hukuk olarak nasıl şirke düşer? Şimdi bir de bu tarafı var. Çünkü ayet-i kerimeler var. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Başka bir ayet-i kerime, Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler münafıkların ta kendileridir. Başka bir ayet-i kerime, Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler fasıkların ta kendileridir. O yüzden hüküm girince işin içerisine, meselenin içerisine hukuk da giriyor. O zaman hukuki zeminde de, hukuki noktada da nerede insanlar şirke düşüyor, nasıl şirke düşüyor? Mesela işte örneğin Süleyman Demirel'in televizyonda bir açıklaması vardı. Diyordu ki işte bugün için İslam hukukunu icra etmek mümkün değildir. Bugünkü hukuk işte modern çağdaş bir hukuktur. Modern çağdaş bir hukuk, bugünkü hukuk işte İslam hukuku uygulanabilir bir hukuk değil. İslam hukuku modern çağdaş bir hukuk olmaktan çıktı. Yani işte modern olmayan, çağdaş olmayan geri bir hukuk oldu. Böylece o kimse bu sözünden geri dönmezse, tövbe etmezse küfür ehli oldu mu? Evet. Bu İslam hukuku açısından meseleye bakıyoruz. Veya bir kimse şimdi bugün faizsiz bir sistem olması mümkün değil. Muhakkak ki faiz olması lazım dediğinde ekonomik hukukun içerisinde küfür olmuş oluyor. O da şirk oluyor. Neden?
Yani ekonomiyi faizsiz döndürmek mümkün değil. Bugün için ekonomiyi faizle döndürmek lazım. Faiz bu işin realitesi, faiz olması lazım dediğinde ekonomik nokta, hukukun ekonomi noktası giriyor. Veyahut da işte ya faizsiz ekonomi, faizsiz bir sistem, faizsiz bir hayat düşünemiyor o kimse. İşin bir şey bu tarafı var. Mesela aile içerisindeki aileyle alakalı meselelerde şirkler var. Yani bu aslında İslam dünyasında geniş perspektifte ele alınıp konuşulmayan meselelerden birisi. Yani bu geniş çerçevede sabrederseniz, ben şimdi bunun ana hatlarıyla bazı tespitlerim var. Ama böyle bunu genişletirsek, bazen diyordum ya size, yani öyle bir hale gelirsiniz, kendi kendinize kendinizin küfre düştüğünü hükmedip ümidinizi kesersiniz diye söylüyordum ya. Allah muhafaza eylesin. Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi'nin Elfaz-ı Küfür diye küçük bir risalesini ben elime geçmişti. Bundan 25 yıl önce filan. Ben böyle biraz onu okumaya çalıştım. Dedim ki yani bu yani biraz da okumaya çalıştım derken öyle bir okudum. Dedim ki bunlardan ders yapmaya kalksak şimdi dedim ben. Yani dervişler dahil herkes dedim ben küfür ehliyim der yürür gider dedim. Allah muhafaza eylesin. Tabii o eserden bir alıntı değil bu ama o günkü okuduklarımdan, bugün insanların yaşadıklarından öyle bir derledim bir şeyler. Gerekirse önümüzdeki haftalar dediğim gibi ya kaidi noktalarda, işte ibadet noktasında, bir de hukuk noktasında sınıflandırıp bunu daha da bu meselenin üzerinde yoğunlaşabiliriz. Bence yoğunlaşmamızda fayda görüyorum. Hadisler, ayetlerde söyledim bunları ama bugün tespitleri söyleyeceğim. Bu meseleyi önümüzdeki günlerde daha da şekillenecek inşallah. Küfür ve şirkin çeşitlerinden birisi de insanın şu anda veya gelecekte küfre niyet etmesidir. Yani bir kimse var, işte ona diyorsun ki bunu böyle yapma, şunu şöyle yapma. Bunlar böyle benim başıma gelen hadiseler. O kimse diyor ki ben zaten bir müddet sonra küfre düşeceğimi biliyorum. Ben bir müddet sonra dinden çıkacağımı biliyorum. Ben bir müddet sonra ben kafir olacağım. Bunu söylerken senin nazarında kafir olacağım diyor. Veyahut da işte sizin nazarınızda kafir olacağım diyor. Atışıyor ya veya din tartışıyor. Ben diyorum ki sen zaten bunu böyle söylemekle zaten şu anda ben bir müddet sonra kafir olacağım dediğinde niyetine girmiş oluyorsun. Zaten küfre düşmüş oluyorsun. Veya tartışma esnasında o kimse diyor ki ben yarın niyet ettim dinden döneceğim. O esnada o kimse kafir oluyor. İşte yok kızgınlıkla söylemiş de tecdid iman, tecdid nikah gerekli. Yani büyük bir çoğunluğun, büyük bir çoğunluğun İslam hukukuna göre nikahı yok evlerinde. Bu evlilikle alakalı da meselelere de inşallah zamanımız kalır. Ben bir süre sonra kafir olacağım diye kalbinden geçirdi, o kimse kafir oldu. Küfre düştü. Kendi kendine dedi ki ben bir müddet sonra ben kafir olurum, küfre düşerim. Bir müddet sonra kafir olurum ben. O esnada küfre düştü. Allah muhafaza eylesin. Veyahut şu şöyle, bu böyle olursa kafir olurum. Var ya, işte bu böyle olsun ben kafir olurum diyor ya. Karı koca arasında inatlaşıyorlar. Karı koca arasında zıtlaşıyorlar. Benim yanımda söylüyorlar. Bu böyle olsun ben kafir olurum. Ya kardeşim küfre düştün şu anda. Küfre düştün.
Bu sen ben kafir olurum demekle şöyle olursa kafir olurum. Ya küfre düştün. Yemin et ondan daha hayırlı. Ama yok. Yani imanını koyuyor adam ortaya. Allah muhafaza eylesin. Olup olmaması önemli değil. Yani onun öyle tecelli edip etmemesi önemli değil. O sözü kullandı ya, o sözü kullanması onu küfre düşürdü. Allah muhafaza eylesin. Bir de yani bir kimse küfre düşeceğini bildiği halde o küfürle alakalı bir meseleyi icra etmek, yerine getirmek de küfür. Allah-u Teala'nın ilim ve kudretini cüzlerin üzerinde olan ilmi de dahil buna. Hem külli ilim hem de cüzlilerin üzerindeki ilmi. Allah hakkında olumsuz bir sıfatı isnat etmek Allah'ın üzerinde. Bu hani birileri geçenlerde çıktı ya Allah bilmez dedi. Mustafa İslamoğlu. Şimdi bunlar böyle günlük o hadiselerin içerisinde bir kimsenin Allah'ın ilminin ama külli noktada ama cüz'i noktada yetmeyeceğini düşünmek. Çünkü sıfatının üzerinde olumsuzluk bu. El-Alim. Cenab-ı Hakk'ın sıfatı. Allah'ın bir şeyi bilemeyeceğini iddia etmek. Allah'ın bir şeyi bilemeyeceğini, bilmeyeceğini söylemek. Küfür. Tabii bu sohbeti beni ve sizi sevmeseler de, çok eleştirseler de çok takip ediyorlar. Hatta yazıyorlar, önceden isim kullanmıyordunuz, şimdi isim kullanıyorsunuz, tarzınızı değiştirdiniz diye ben de cevap veriyorum. Evet, ümmet-i Muhammed'i uyarmak için söylemek zorunda kalıyorum. Onlar açıktan beyan ediyorlar çünkü. Mustafa İslamoğlu'nun kaderle alakalı Cenab-ı Hakk'ın bilmeyeceğine dair beyanı var. Bunun gibi Türkiye'de bazı şimdi isimleri hatırıma gelmeyen profesörler var. Yani çünkü birisine küfür isnat etmek de o kimsenin üzerinde küfür olmadı halde küfür isnat etmek de küfür. Allah muhafaza eylesin. Ya normalde Allah'ın herhangi bir sıfatının eksikliğini söylemek, noksanlığını söylemek, kesintiye uğrarmış gibi göstermek. Cenab-ı Hakk'ın kaderi bilememesi gibi. Cenab-ı Hakk'ın bir kimsenin son nefesini bilememesi gibi. Cenab-ı Hakk'ın bir kimsenin kendi hayatını idame ettiren, bir kimse hayat idame ettiriyor. Onun hayatından belirli kesitleri bilememesi gibi. Bunu kim söylerse o kimse küfre düşmüş olur. Kim söylerse. Allah-u Teala'ya açıkça ve dolayısıyla noksanlık getirecek şeyi onun üzerine izafe etmek. Açıkça noksanlığı getiren şeyi Allah'a izafe etmenin küfür olduğuna dair Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli uleması ve diğer akaid imamlarının ittifakı var. Allah'ın ve sıfatlarının üzerinde eksiklik, noksanlık ve menfi, olumsuz bindirmeler yapmak. Yani Allah ona zulmetti demek. Ayet-i Kerime'de Allah zalim değildir diyor. O kimse diyor ki Allah zulmetti bize. Allah muhafaza eylesin. Allah zulmetmez. Ama Allah'ın üstünde Allah'ın zalim olduğuna dair söz söylüyor o kimse.
Allah insanlara zulmeder diyor. Allah insanlara zulmetmez. Allah hiçbir şeye zulmetmez. Allah muhafaza eylesin. Bir de materyalistler için Allah cisimdir demek. Allah bir madendir. Allah bir cevherdir. Allah bir cisimdir. Allah'ı bir şeye benzetmek, cisme, materyal bir şeye benzetmek küfürdür. Yani adam kendince diyor ya, bu kainat Allah'tır diyor. Bu kainat Allah'tır dediğinde, bu kainatı yaratmış olduğu kainatı Allah'tır diyor. Yaratmış olduğu kainat Allah olunca onun yanına Allah cisme büründü. Kainat, yaratılmış olan kainat Allah oldu. Küfür. Allah'ı bir cisme benzetmek. Allah'ı materyal bir şeye benzetmek. Bir cevherdir, yok madendir. Bu eski Yunan mitolojisinden gelir bu. Bu eski Helenistik çağdan gelen mitolojidir bu. Küfürdür. Allah muhafaza eylesin. Amin. Böyle olunca hani onlar materyali ilahlaştırdılar ya, güneşe tapmak, güneşin doğuşunda, batışında, ortasında secde etmek, aya tapmak, ayın doğuşunda, batışında secde etmek, ibadet etmek, herhangi bir yıldıza tapmak, yıldızın geçiş zamanını beklemek, ona göre ibadet etmek, yıldızlara tapınmak. Bunun üzerinden maddesel olunca, şekilsel olunca putlara tapınmak. Putu tanrılaştırıp, ilahlaştırıp onun önünde saygı duruşunda bulunmak. Onu ilahlaştırıp onun önünde ibadet etme düşüncesiyle bir şeyler yapmak. İbadet etme düşüncesiyle bir şeyler yapmak. Onu ilah, onu ilaha yardımcı, onu ilaha ilahın yeryüzündeki temsilcisiymiş gibi görmek. Hepsi de ne olmuş oldu? Küfür. Ben böyle biraz da hani telefonlarda tartıştığımız meseleler de oluyordu. Onlara da atıfta bulunaraktan yürüyorum. Kiliseye gidip kilisenin adet, gelenek, göreneklerine uyup kiliseye gidip veya havraya gidip kilisenin ve havranın adet, gelenek ve göreneklerine uyarak orada ibadet edip, onların adet, gelenek ve göreneklerine göre ibadet edip, bunun da hak olduğunu söylemek küfür. Kiliseye veya havraya gidip, veyahut da bir puthaneye gitmek, veyahut da işte Hindu, veyahut da işte Budist, veyahut da işte farklı İslam'ın dışındaki herhangi bir inanışın tavır, ritüel, ibadet, içsellik olarak da onu kabullenip orada ibadet etmek de küfürdür. Her küfür düşüncesi ve fiiliyatı tecdid iman, tecdid nikah gereklidir. Hanefi'ye göre bazı küfür noktalarında bir kimsenin bütün namazları fasit olabilir. Bir kimsenin oruçları fasit olabilir. Yukarı doğru çıkıyorum. Bir kimsenin haccı da fasit olabilir. O kimse o güne kadar kılmış olduğu namazları, tutmuş olduğu oruçları yaptıysa haccı komple iade etmesi gerekebilir. Bunları gerekirse teferruatlı bir şekilde konuşabiliriz. Yani tapınmak maksadıyla
şirk ve küfür ehli herhangi bir yere gidip oradaki ritüelleri kabul edip, oradaki kaideleri kabul edip, oradaki kılık ve kıyafeti kabul edip, orada ibadet etmek, oraya tapınmak, bu noktada küfür. Kur'an-ı Kerim'den bir ayet, besmele veya bir melek ve hatta bir peygamber ismi bulunan yazıyı bilerek ve kasıtlı olarak herhangi bir necasetin içerisinde bulamak, bunu bile bile tuvaletin içine atmak, bunu bile bile ayaklarının altına almak, bunu çiğnemek, camileri bile bile içerisine necaset yapmak, bile bile, sırf hakaret etmek için, sırf hakaret etmek için, bile bile Kur'an'ın üzerine necaset atmak, necaset dökmek, Kur'an sayfalarının üzerine necaset dökmek, onu bile bile onları necasetle bulaştırmak, necasetle onları kirletmek küfür. Bir peygamberin peygamberliği kesin bir şekilde bilindiği halde onun peygamberliğinden şüphe etmek. Kur'an-ı Kerim'de isimleri belirlenen peygamberlerin herhangi birisinin üzerinde peygamberliğinden şüphe etmek, Kur'an ayetlerini inkar etmektir ki küfürdür. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de beyan edilmiş olan, ismi geçen bütün peygamberlerin peygamberliklerine iman ederiz. Ve peygamberlerin peygamberlikleriyle alakalı şüphede bulunmayız. Yine Kur'an-ı Kerim'deki herhangi bir ayetin, bu da neyle alakalı? İtiraz ediyorlar ya 19'cular. Tövbenin tövbe ayeti şey var ya, Habibim size şefkat ve merhametlidir diye. Onunla alakalı. Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir ayetin üzerinde şüphe beyan etmek. Bırakın inkar etmeyin. Kur'an'dan herhangi bir ayet-i kerimenin üzerinde şüphe beyan etmek. O ayet-i kerimenin var olup olmadığına ait etrafa şüphe yaymak. İnkar etmek zaten küfür. Allah muhafaza eylesin. Burayı da iyi bilin. Müslümanları sapıttırmak için konuşan adamları, normalde Müslümanları saptırmak için konuşuyor ya, ifsad ediyor. Yani hadisleri direkt reddetmiş olsa bileceksin. Direkt reddetmiyor. Kur'an'dan bir ayet-i kerimeyi direkt reddetse direkt reddetmiyor. Öyle bir siyaset izliyor ki o siyasetle Müslümanların beyninde şüphe uyandırıyor. Saptırıyor. Müslümanlar da aslında tam küfre düşmeyen bir kimseyi küfürle isnat edince kendisi küfre düşüyor. Anladınız mı meseleyi? O kimse kendisi küfre düşmedi ama Müslümanları sapkınlığa uğratıyor. Medyada çok oluyor bu şimdi. Böyle televizyonlarda, açık oturumlarda bunu çok yapıyorlar. Aslında tam böyle hani küfür atfedilen bir şey yapsa o esnada o kimse diyecek, bu sözüyle küfre düştü.
Ama bunu böyle demiyor. Böyle sapkınca bir noktaya getiriyor insanları ve insanlar tak atlıyor. Kafir oldu diyor. Allah muhafaza eylesin. O da bilinçsizce söylüyor bunu. Bu da o kimseyi küfre düşürüyor. Çünkü neden? Küfrü sabit olmayan bir kimseye küfür isnat etmek. Küfrü sabit olmayan bir kimseye küfür isnat etmek. O da küfür. Allah muhafaza eylesin. Sahabeyi tekfir etmek. Kabe ve Mescid-i Haram'da haccın sıfat ve ritüellerine namaz ve orucun şeklinde şüphe etmek küfürdür. Çünkü sahabeyi tekfir edenler var ya, günümüzde şimdi bunlar çoğaldılar. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerini birinci halife seçmediler diye bütün sahabenin küfrüne fetva veren oluşumlar var. Türkiye'de var. Bakın, o birinci derecede Hazreti Ali Efendimiz'i seçmedi sahabeler diye sahabeleri küfürle isnat eden oluşumlar var Türkiye'de. Sahabeleri tekfir etmek. Yani hepsi de küfre düştüler demek. Hazreti Ali hariç, radıyallahu anh hazretleri hariç, diğerleri küfre düştü demek küfür. Allah muhafaza eylesin. Amin. Beytullah'ta, yani Mescid-i Aksa'da, Kabe'de, Mescid-i Aksa'da demişim, Kabe'de hac esnasında haccın herhangi bir rüknünü, yani farzlardan herhangi birisini, namazın farzlarından herhangi birisini, orucun farzlarından herhangi birisinin üzerinde şüphe düşürmek. Bırakın inkar etmeyi. Şüphe düşürmek. Küfür. Haccın farzlarından, orucun farzlarından, namazın farzlarından, zekatın farzlarından, farz olan ibadetlerin herhangi bir farz olan bir rüknünden dolayı onun üzerine, o rüknün üzerine şüpheye düşürmek. İnkar etti mi zaten kafir. Onun üzerinde şüpheye düşürdü. O da küfür. Yani namazda secde var mı ki ya? Secde nasıl olmalı ki ya? Secde var mıydı, yok muydu? Şüpheye düşürdü. Veya işte normalde imsak ile akşam namazı vakti arasında oruç farz ya. Ramazan 30 gün oruç var. Ya işte bu imsak vakitlerinde problem var ya. Yani ne o gün doğunca da yiyebilirsiniz. Vakitte şüpheye düşürdü o kimseyi. Vakitte şüpheye düşürdü. Ya oruçtan sizin anladığınız yememek içmemek mi? Böyle oruç mu olurmuş? Oruçtan kasıt yememek içmemek değil. Ya oruçtan kasıt örneğin işte yanlış kelam konuşmamak. Şüpheye düşürdüm. Bizim Bayındır'da melamiler vardı. Ben yeni ibadet etmeye başladım. Böyle Ağustos ayı cavcav sıcak, bizim orası daha da sıcak olur. İşte böyle Temmuz Ağustos ayları gibi böyle cavcav sıcak, Haziran Temmuz ayları cavcav sıcak. Pamuk çapası yapıyormuş kadınlar. O Melami Şeyhi gelmiş oraya. Demiş siz bir de oruç tutuyorsunuzdur şimdi. De demişler tutuyoruz. Onların akrabasıydı o. Demiş Allah'ın alacağı 30 gün oruç değil mi ya? Kışın tutuverin demiş. Şimdi ne uğraşıyorsun? Orucun vaktinde ne yaptı? Şüpheye düşürdü insanları. Kıbleden şüpheye düşürüyor. Ne yapıyor? Yani kıble belli. İslam hukukunda namazı kılmaya niyet ettiğinde abdest alıp kıbleye yanılacaksın.
Abdeste şüphe düşürüyor. Abdest almadan namaz olur diyor. Abdest almadan da namaz olur. Ne yaptı? Rükünden şüpheye düşürdü. Veyahut da biz böyle kendi kendimize deriz ya, ne tarafa yönelirsen yönelişin ona aittir. Ama namazda sen kıbleye dönmek zorundasın, farz. Eğer normalde sen kıbleyi bilmiyorsan tahmini dönersin. Soracağın hiç kimse yoksa. Namazda namaz kılarken kalbine bir ilham geldi veya kalbine bir şey geldi. Ya biraz daha sağa doğru dedi. Biraz daha sağa doğru dönersin. Namazın namazdır. Namazda kıbleyi aramak farzdır. Kıbleye yönelmek de farzdır. Namazda kıbleyi terk etmek. Namazı fasit eder. Bunun farz olduğunun üzerinde şüphe düşürmek ise küfürdür. Çünkü bir namazın rüknünde ne yaptın? Şüpheye düşürdün. Allah muhafaza eylesin. Zamanın hastalığı. İslam dininde malum olup üzerinde ittifak edilmiş olan sünnetlerin meşruiyetini inkar etmek. Yani normalde bizim bu noktadaki sünnetlerimiz belli. Hadisler belli. Hadisler ve sünnetler belli olmasına rağmen ittifak halinde meşruiyet kazanmış hadisler ve sünnetler var. Bütün İslam topluluğu onun üzerinde ittifak etmiş. Ama akaidle alakalı, ama ibadetle alakalı, ama hukukla alakalı, ama ahlakla alakalı. İslam dünyasının ittifak ettiği bir sünneti, bir hadisi inkar etmek, onun meşruiyetini tartışmak küfürdür. Günün hastalıkları bunlar. Sarık sarmak meşrudur. İttifak halinde sünnettir. Meşrudur, ittifak halinde sünnettir. Bir kimse sarıkla alay ederse, sarığın üzerinde şüphe beyan ederse, sarığı reddetmesini bırakın, sarıkla alay ederse, sarığın üzerinde şüphe beyan ederse küfürdür. Sakal meşrudur. İttifak halinde sünnettir. Hatta Adem'den itibaren bütün peygamberlerin sünnetidir. Bir kimse sünnet üzere bırakılan bir sakalla alay ederse, küçümserse, bunu reddederse, bunun üzerinde şüphe beyan ederse küfürdür. Bu ittifak halinde kabul edilmiş bütün sünnetler ve hadisler için geçerlidir. Kurban ittifak halindedir. Hanefilere göre vacip, Şafii, Maliki, Hanbeli'ye göre nafiledir. Ama sünnettir. Vacip ama aynı zamanda sünnettir. Kurbanın üzerinde şüphe beyan etmek, reddetmek, bakın küfürdür. Adamın birisi alay eder gibi ayakkabıdan da balıktan da kurban olur dediğinde, kurban ibadetiyle alay ettiğinden, hafife aldığından, üzerinde şüphe beyan ettiğinden küfre düşer. O zaman ittifak halinde ümmetin kabul ettiği, ümmetin kabul ettiği bir sünneti, ittifak halinde ümmetin kabul ettiği bir hadisi reddetmek, hafife almak, alaya almak küfürdür. Günün hastalıklarından. İttifak halinde kabul edilmiş bir hadisi, ittifak halinde kabul edilmiş bir sünneti reddetmek, inkar etmek küfürdür. Üstünü basa basa söylüyorum. Haramı helal saymak.
bir şey var, haram. Haramlar belli. Bakın, İslam dininde belirli olan şeyler vardır. Tespit edilmiştir Kur'an ve sünnetle. Haram mı? Haram. Kur'an ve sünnetle tespit edilmiş olan bir haramı helal atfetmek, kabul etmemek küfürdür. Kadınlar ay halindeyken bile bile erkeklerin onlarla cinsel ilişkiye girmesi haramdır. Bunu kim helal atfederse küfre düşmüş olur. Günün hastalıkları. İster kadın ister erkek bir kadınla veya bir erkekle ters yoldan cinsel ilişkiye girmek haramdır. Bunu helal kabul eden kimse küfre düşmüştür. Bir erkeğin kendi karısı da olsa bir kadına arkadan cinsel ilişkiye girmesi haramdır. Bunu helal atfederse bir erkek veya kadın küfre düşmüş olur. Bir erkeğin başka bir erkeğe arkadan cinsel ilişkiye girmesi haramdır. Bunu erkek helal atfederse kendi kendisine küfre düşmüş olur. Bir erkeğin kendisini arkadan başka bir erkeğe cinsel ilişkisine müsaade etmesi haramdır. Ama bunu helal atfederse küfre düşmüş olur. Bir kadının kendisini arkadan cinsel ilişkiye girmesi haramdır. Kadın bunu helal atfederse o da küfre düşmüş olur. Ay haliyle namaz kılmak yasaklanmıştır. Ümmetin ittifakı vardır. Ay haliyle namaz kılınabilir diye ay haliyle namaz kılmayı helal addeden kimse ümmetin ittifak ettiği bir sünneti, ümmetin ittifak ettiği bir hadisi inkar ettiğinden dolayı küfre düşer. Ay hali görenler oruç tutabilir diyenler ümmetin ittifak halinde kabul ettiği bir haramı helal atfettiklerinden dolayı küfre düşerler. Ay hali zamanında normalde Kur'an-ı Kerim'i okumaya devam edebilirsiniz. Bu ümmetin ittifak halinde haram kabul ettiği bir şeydir. Ancak İmam Malik Kur'an öğreten ve Kur'an öğrenene müsaade etmiştir. Bunun haricinde ay halinde de Kur'an-ı Kerim okunur diye okumaya çalışan kimse küfre düşmüş olur. İttifak halinde çünkü bu da. Allah muhafaza eylesin. Bunlar böyle ibadetlerle alakalı şimdi. Böyle aklıma gelenleri sıraladım. Müslümanların Orta Doğu'da veya Batı'da veya orada burada nerede olurlarsa olsunlar. Burasını iyi dinle. Bir kimse kafir diye bir Müslümanın ona eziyet etmesi, onun canını kastetmesi, bir devlet emri olmadığı müddetçe, cihat emri olmadığı müddetçe o eziyeti meşru görme, o zulmü meşru görme küfürdür. Dikkat edin. Siz bir kimse kafir diye ona eziyet edemezsiniz. Günün hastalıkları. Allah faizi haram, alışverişi helal kıldı. Allah faizi haram kıldı. Ticaret helaldir. Sanat helaldir. Ziraat helaldir. Hayvancılık helaldir. Bir insanın kira gelirleriyle geçinmesi helaldir. Bakın bunlar helal olanlardır. Adam telefonda diyor ki
Ya ticaret de şimdi diyor faiz gibi değil mi diyor. Diyorum kardeşim küfre düştün. Ticareti nereden faizin içine koydun? Adam bir mal aldı, bir mal sattı. Adam bir mal üretti, ürettiği malı sattı. Adam bir sanat icra etti, sanat icra ederekten bir sanatını sattı. Bir kimse alışveriş helal, ayet-i kerimeyle sabit. Sen nasıl bunu faiz gibi haramın içerisine koydun? Siz diyor hocalar diyor kendi kafanıza göre hükmediyorsunuz. Kapat kardeşim o zaman telefonu. Ne amma aradın ki ben dedim. Kapat o zaman. Sen dedim Kur'an'ı inkar ediyorsun. Tecdid, iman, tecdid, nikah gerekli sana dedim. Alışverişi haram veyahut da faiz gibi görüyor adam. Faizi de normal alışveriş gibi görüyor. Alışverişten farkı var mı faizin diyor. Ha mal almışsın satmışsın ha para satmışsın diyor. Değişen bir şey yok diyor. Bakın helalı haram etmek. Haramı da helal etmek küfürdür. Allah muhafaza eylesin. Amin. Nikah ibadettir. Nikah ibadettir. Bir kimse nikahı hafife alsa. Ne olmuş yani? Nikah olsa ne olacak, olmasa ne olacak? Hafife aldı. Hayır. Biz Müslümanız. İman ettik. Bir kadına nikahsız dokunamayız. Müslümanız, iman ettik. Bir kadın kendisini nikahsız dokundurmaması lazım kimseye. Nikahı hafife almak, nikahı küçümsemek, nikahı gerekli görmemek, nikahı bir şart olarak görmemek küfürdür. Allah muhafaza eylesin. Amin. Yine helal olan nikahı haram görmek. Helal olan bir nikahı haram görmek. Küfürdür. Bir kimse helal olan nikahlamış. Helal. Onu haram görmek. Küfürdür. Allah muhafaza eylesin. Böyle bölük pörçük olmuş ama hakkınızı helal edin ya. Böyle aklımıza geleni söyleyince. Peygamberimizde ve peygamberlerde olmayan nitelikleri onlara isnat etmek, onları yalanlamak demek olduğu için küfürdür. Olmayan nitelikler. Nitelik özellik demek. Bir peygamberi Allah'la yarıştırmak, onu Allah yerine koymak hem peygambere zulümdür, hem o peygamberin arkasında giden ümmete zulümdür, hem de bunu söyleyen küfre düşmüş olur. Çünkü hiçbir peygamber Allah değildir. Hiçbir peygamber Allah değildir. Aynı şekilde bir peygamberin üzerinde olmayan olumsuzlukları varmış gibi göstermek de küfürdür. Bu geçen haftalarda da bir bunun muhabbet olmuştu. Bir hani peygamberi çok seviyor, peygamberleri çok methediyor. Peygamberde olmayan bir özelliği peygamberde varmış gibi gösteriyor. Peygamber Allah değil. Ama onu Allah'laştırmış, haşa. Küfür. Biz iman ettik, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hiç günah işlemedi. Biz iman ettik, Adem'den Muhammed-i Mustafa'ya kadar ne kadar peygamber geldiyse hiçbirisi de günah-ı kebair işlemedi. Geçmiş peygamberlerde küçük akaidçiler bunu zelle olarak nitelendirmişler. Zelleler görüldü. Ama Hazreti Muhammed Mustafa'da sallallahu aleyhi ve sellem'de zelle dahi görülmedi. O yüzden bir peygamberin üzerinde, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretinin üzerinde günah işlediğine dair şüphe beyan etmek,
O da günah işlerdi, tövbe ederdi demek. Onun da günahları vardı demek küfürdür. Geçmiş peygamberlerin üzerinde, zellenin haricinde onlar da günah işlemiştir demek küfürdür. Bunlar günün hastalıkları. Yine bir hastalık daha. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden sonra bir peygamber geleceğini caiz görmek. Bir peygamberin gelebilirliğini düşünmek. Gelir demek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden sonra bir nebi, bir peygamber geleceğini atfetmek, bunu düşünmek veya geldiğini söylemek küfürdür. Bir kimsenin kendisini peygamber görmesi küfürdür. O kimseye tecdid, iman, tecdidi, nikah gereklidir. Bir kimsenin kendisini bana Cebrail geldi, ayet vahyetti. Bana Cebrail geldi, kitap indirdi. Bana Cebrail aleyhisselam geldi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine indirdiği gibi vahiy indirdi diyen kimse ya delidir ya kafirdir. Yıllar önce söylediğim söz. Tekrar söylüyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden sonra kendisine peygamberlik geldiğini iddia eden, kendisine nebilik geldiğini iddia eden, kendisine resullük geldiğini iddia eden kimse ya delidir ya kafirdir, ikisinden biri. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden sonra ne bir peygamber, ne bir nebi, ne bir resul gelmeyecek. Kim geldiğini iddia ederse, kim de olduğunu söylerse küfre düşmüş olur. Küfürdür. O kimseye bu tebliğ edilir. Bilmiyorsa ona tebliğ edilir. Tebliğ edildiği halde bu halden geri dönülmüyorsa o kimsenin küfrüne fetva verilir. İslam hukukunda rejim edilir. En sonunda söyleyeceğim, en başta söyleyeyim. Bu küfür isnat edilen bütün meselelere bir kimse tebliğ edilir. Tebliğ edildikten sonra hala da aynı noktada durursa o kimse rejim edilir, öldürülür İslam hukukuna göre, Hanefi'ye göre. Bir hastalıkta. Peygamberliğin, nübüvvetin Allah'ın seçtiği, Allah'ın seçtiği ve nübüvvetin ve peygamberliğin çok ibadetle, büyük ahlakla, çalışmakla olunmayacağını bildiği halde çok ibadet edersen, çok ahlakın ince olursa, çok zikredersen, faziletin çok yüksek olursa sen de peygamber olabilirsin. Peygamberler böyle peygamber oldu diyen kimse de küfre düşmüş olur. Bunu söyleyen kimse de ne olur? Küfre düşmüş olur. Allah muhafaza eylesin. Amin. Bir şey daha söylemeden geçmeyeceğim. İnternetlerde dolaşıyor çünkü. Hadis-i şeriflerle alay etmek. Hadis-i şerifleri küçük düşürmeye çalışmak. Sünnet-i Resulullah'la alay etmek. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetlerini, hadislerini küçümsemek, küçük düşürmeye çalışmak küfürdür. İttifak halinde olan hadisleri inkar etmek de küfürdür. Sünnetleri de inkar etmek. Bu noktada küfürdür. Tecdid iman, tecdid nikah gereklidir. Evet.
Şimdi biraz da sufi kısma çuvaldızı batıralım. Bu akşam bu tespit ettiklerimi bitiremeyeceğiz herhalde. Saat 10'a geldi ama az bir şey ya. Bir veli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden üstün görmek. Peygamberlere vahyedildiği gibi vahyin geldiğini iddia etmek küfürdür. Tekrar buraya söyleyeyim mi? Bir veliyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden üstün görmek ve bir veliyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine geldiği gibi vahiy geldiğini iddia etmek küfürdür. Bunu o velinin etrafındaki kimseler yaparlarsa küfre düşmüş olurlar. Eğer öyle bir veli varsa buna da susuyorsa zımmen kabul ettiği için o da küfre düşer. Çünkü bir kısım kendisini böyle gören Türkiye'de zatlar var. Kendisini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri gibi eş değerde tutan ve kendisine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri gibi vahiy geldiğini iddia eden zatlar, etrafında bu iddiada bulunan dervişler var. Küfür ehli olur hepsi de. Allah muhafaza eylesin. Amin. Bir velinin ölmeden cennete gittiğini söylemek, onun cennette yaşadığını söylemek, onun cennette oturduğunu söylemek. Bu da var hastalık. Bizim üstadımız cennette oturuyor. Dedim zikrullah halakasında duran cennet bahçesinde durdu diye hadis-i şerif var. Bir kimse dedim cennet zikrullah halakasında cemaatle olan zikirde bir de. Orada derse ki ben cennet bahçesinden geliyorum hakkıdır dedim. Ama bir şeyhi bir üstadı o cennette yaşıyor demek küfür dedim. Siz nasıl üstadsınız önünüze geleni? Ya ben önüme geleni küfürle nitelendirmiyorum. Hiç mi kitap okumuyorsunuz? Hiç mi hakayet okumuyorsunuz? Ama okumuyorlar. Okumuyorlar. Adam şeyhinin, kadın daha doğrusu, şeyhinin cennette yaşadığını söylüyor. O diyor cennette yaşıyor. Dedim tuvalete gidiyor mu? Gidiyor dedi. Dedim cennette tuvalet yok. Cennette tuvalet yok. Yok. Laf anlatamadık. Allah muhafaza eylesin. Amin. Ne kadar içime işlediyse bakın peygamberlerle alakalı şeyler şimdi okudukça kendi kendime diyorum ki içime işlemiş benim. Şimdi kendi kendimi analiz ediyorum. Herhangi bir peygamberde kusur arayıp onu ayıplamak, herhangi bir peygamber veya meleği telin edip sövmek, alay etmek, gülmek, işinde ve dininde yermek maksadıyla kendisine noksanlık nispet etmek veyahut da o peygamberi küçültücü bir şeye benzetmek veya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine zarar gelmesini istemek, öldürmedi müşrikler onu demek. Evet, böyle diyenler var çünkü. Uhud'da öldüremediler. Öyle diyor adam. Küçük düşürüyor, ona zarar gelmesini istiyor. Haşa daha ağır kelimeler kullanıyor adam. Allah muhafaza eylesin. Amin. Bunların hepsini de söylemek, onun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini ve peygamberliği aşağılıcı, şeref ve haysiyetlerini yerlere düşürücü sözler söylemek, bunları isnat etmek küfür. Allah muhafaza eylesin. Amin. Bu
Bakın böyle söyleyen kimselerle alakalı bir kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Medine-i Münevvere'de biliyorsunuz değil mi? Bir Yahudinin birisi vardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ile alay ediyordu. Okudunuz mu hadislerde? İri yarı bir Yahudiydi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri dedi ki onu kim katlederse Allah ondan razı olacak dedi. Hatırladınız mı? Sonra sahabeden bir kimse dedi ki ya Resulallah ben onu tek başıma yapamam. Ama bana bir yardımcı lazım dedi. Birisi de çıktı. Dedi ki ben onunla görüşüyorum, benim sesimi tanıyor dedi. Ben ona seslenirim dedi. Öbürkü dedi ki ben onu vururum. Birisi seslendi, öbürkü de ona vurdu. Hatırladınız mı? Hatta bir rivayette vuran kimse ayağı kırıldı filan. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri gitti. Onun ayağını mest etti, ayağı düzeldi. Bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleriyle alay etmek, onun hadisleriyle, sünnetleriyle alay etmenin cezası ölümdür. Sakın buradan, İslam'ın hukuku bu. Buradan birisi çıkıp da ben gideceğim öldüreceğim demesin ha. Ben İslam'ın hukukunu söylüyorum. Kimse böyle bir fetvaya verebilecek noktada değilim. Bu ancak devletin vereceği bir fetva. Bu devletin vereceği fetva. Bu devletin vereceği bir karar. Bu bir şahsın vereceği bir karar değil. Evet. Yine tevil kabul etmeyecek şekilde bir Müslümana kafir demek de küfürdür. Çünkü o kimse İslam'a bu noktada ne yapmış oldu? Kafir demiş oldu. Biz şimdi saat 10 oldu. Biz burada keselim bunu. Hakkınızı helal edin. Sürçü lisan ettiysek affola. Bu böyle şey bir konu. Ne o? Biraz sıkıntılı bir konu. Ama Cenab-ı Hak cümlemizi şirk-i hafiden ve şirk-i zahirden kurtarsın. Amin. Rabbim cümlemizi iman üzerine yaşayıp iman üzerine canını teslim edenlerden eylesin. Amin. Bunu biraz daha açalım olmazsa ha? İnşallah. Sıkılmadınız değil mi? İsterseniz sıkıldık değil. Beyaz sakalımız sizi aldatmasın. Kandırmasın sizi beyaz sakalımız. Cevdet, bunu götüreceksin bir zahmet be, hakkını helal et. Bunu da ver. Evet, geçen hafta pazar günü istişaremiz vardı arkadaşlarla. Onunla alakalı bir şey söyleyeyim. Bu normalde bütün il ve ilçeler, sohbeti dinleyen bütün herkes için söylüyorum. Bu normalde perşembe ve cumartesi derslerini etkilemeyecek şekilde kendi ders programlarını ayarlayabilirler. Kendilerince nerelere ders koyacaklarsa mahallelerdi, işte ne bileyim değişik semtlerdi, oralara derslerini koyabilirler. Günlerini, saatlerini, zamanlarını kendileri tespit edip kendileri bu konuda çalışmalarına devam ederler.
Öyle bir karar aldık değil mi? Öyleydi karar. Evet, o yüzden normalde salıları veya da cumaları gittiğim yerler var. Akşamları da orada kaldığım yerler var. Akşam dersi olarak. Onlar bilahare benimle görüşebilirler. Bunda bir sıkıntı yok. Ama bütün il, ilçe neler varsa ders yapan kardeşler bu noktada kendi yerlerine, kendi konumlarına, kendi durumlarına göre ders programlarını yeniden gözden geçirip bu noktada günlerini tespit edebilirler. Bayanlar bunlara dahil. Bayanlar da kendilerince kendi toplantılarını ne gün, nerede, nasıl yapacaklarsa kendileri tanzim edip ayarlayacaklar inşallah. Başka ilan edeceğimiz bir şey var mıydı? Şeyle alakalı. Bu kadar değil mi? Tamam. Evet. Bir böyle önemli bir şey sorusu olup da soracak olan varsa. Şimdi diyelim ben Ortodoks namazlarını kuruyorum. Bütün imanın itikadını her şeyi düzenliyorum. Ağaç arasının karşısında saygı duruşuna durdum yani. O zaman da mı tutuyorsun? Nasıl nasıl? Herhangi bir ağaç arasının karşısında saygı duruşuna durdum yani. O zaman mı tutuyorsun? Yok. İbadet maksadıyla bir putun veya bir şahsın karşısında eğilmek, ibadet maksadıyla, kastıyla onun önünde saygıda bulunmak küfür. Evet. Mesela Budistler gidip Buda'nın önünde saygıyla duruyorlar ya. İbadet maksadıyla duruyorlar. İbadet maksadıyla durmadığı müddetçe bir sıkıntı yok. İbadet maksadıyla durursa küfre düşmüş olur. Bir herhangi bir put İbadet maksadıyla onun önünde saygıda durursa bir kimse ibadet maksadıyla küfre düşmüş olur. Mesela işte İsa Aleyhisselam'ın heykelini dikmişler. Görüyorum ben normalde şeyde ne o Bosna'da Karadağ'da gördüm ben. Onun önünde saygıyla durmak. Put sonuçta, ibadet noktasında onun önünde durmak küfür veya haç işareti. İbadet kastıyla bir kimse böyle istavroz işareti yapsa küfür. İbadet kastıyla bir haçın önünde eğilse, diz çökse küfür. Buradaki o kimsenin kastı ibadet olacak. Anlaşıldı değil mi? Kastı ibadetse küfür. Allah muhafaza eylesin. Amin. Veya bir resim. O kırmızı noktalı hatun var ya. Resim. Resmini koymuşlar karşıya böyle. Herkes resmin önüne geliyor. Kırmızı noktaya bakaraktan eğiliyor böyle iyice. İbadet kastıyla. Ona sırtını dönmüyor. İbadet kastıyla. Küfür. Neymiş de çakralar açılacakmış. Bir de o hatunun kırmızı noktasına bakacaksın yani. Başka bir yere de değil. Zaten başka yere bakılacak yeri de yok zaten de. Yani o kırmızı noktaya bakacaksın. O hatun da herhalde başka yerlerime bakmasınlar diye kırmızı noktaya koymuş oraya. Demiş başka yerlerine bakarlarsa millet kadından nefret edecek demişler. O kırmızı noktaya koymuş. Onu ibadet kastıyla onun önünde eğilmek küfür. Allah muhafaza eylesin. Amin. Burası iyi anlaşıldı değil mi? Bir heykel, bir heykelcik, bir heykel, bir heykelcik veya bir işaret. Bu ne olursa olsun onun önünde ibadet kastıyla eğilmek, onun etrafında ibadet kastıyla dönmek. Onun etrafında veya bir mezar, onu da gördüm çünkü, onu da söyleyeyim. Bir mezar olabilir, bir heykel olabilir, bir heykelcik olabilir, bir işaret olabilir. Onun önünde ibadet kastıyla eğilmek, onun önünde ibadet kastıyla secde etmek, onun önünde ibadet kastıyla ona saygıda bulunmak, onun etrafında bir şekilde dönmek, tavaf etmek veyahut da bunu Hacı Bektaş Veli Hazretlerine gittim. Orada okuyorum orada.
gözüm kapalı. Ondan sonra orada okurken neyse bitti. Bir kendi kendime bir kısa tevhid çektim kendim. Kendi kendime okudum. Baktım. Bir kadın sandukanın etrafında böyle emekleyerekten dönüyor. Her köşesini öpüyor. Emekliyor. Öpüyor. 7 sefer döndü. O 7 sefer sandukanın etrafını dönünce haç yapmış oluyormuş. Ben bekledim, onu seyrettim. Konuşacağım onunla çünkü. Maksadı ne, amacı ne? O çıktı, tabii ben ritüellerini seyrediyorum onun. Orada aslan ağzı var. Gitti oradan 7 yudum su içti. Aslan ağzının başında da bir şeyler yaptı. Gidiyor, hanımefendi bir saniye dedim. Baktı böyle. Dedim, bu hani neydi yaptığınız? Dedi ki, hacı oldum. O sandukanın 4 köşesini öperekten 7 sefer döndü. Oradaki aslan ağzından 700... Ha o cahildi, değildi, biliyordu, bilmiyordu. Bilmiyorum. Beni ilgilendirmiyor. Herkesi bağlar, bağlamaz. Beni ilgilendirmiyor orası. Bir kimse Müslüman ise, La ilahe illallah Muhammeden Resulullah dediyse, bu hac ibadeti değil, bu küfür. Evet. Veya bir kısım işte benim sohbet ettiğim, konuştuğum melamiler var. Ne işte şeyh oturuyormuş ortaya yere, dervişler 7 şaht yapıyorlarmış etrafında, hacı olup gidiyorlar. Küfür. Allah muhafaza eylesin. Amin. Veyahut da mesela bir ara onu yapmış ya, Yemen'de bir zalim bir hükümdar, İstediğiniz Beytullah'sa demiş, Kabe ise bir Kabe inşa ettirmiş. Herkes gelip demiş hac ibadetini gelip burada yapacak. Tarihte görülmüş bunlar. Ama tutmamış işte. Sonu tutmayınca gelip Beytullah'ı yıkmaya geliyor ya. Bunun gibi mesela değişik şeyler konuşulmuş Türkiye'de. Ankara'ya Anıtkabir'i Beytullah gibi yapalım. İnsanlar gelsinler burada tavaf etsinler, hacı olsunlar. Çok özür dilerim haşa. O Arap'ın Mustafa'sı gelsinler burada bizim Mustafa'mızı ondan sonra tavaf etsinler, burada hacı olsunlar diye düşünenler var. Bunu yazıya dökenler var. Bunu sözlü söyledikleri gibi yazanlar da var. Bu ne olmuş oluyor? Küfür. Allah muhafaza eylesin. Amin. Efendim ben size intisap ettiğimde annem bana şöyle bir şey söylemişti. Üstadını peygamberin gibi sevdim. Ama ben size diyeyim, peygamberlik istinadıyım aşağı. Bu muhabbet kesinlikle. Benim kulağımda bununla ilgili bir sıkıntı. Bir kimsenin peygamber görmesi küfürdür. Allah muhafaza eylesin. Amin. Efendim, gündemde geliyor. Erkek çocuklarını kinet etmenin mesela psikolojik problem olacağını söylüyor. Bu da aynı şekilde küfürebilir. Bir sünneti normalde, bir sünneti Resulullah'a, sünneti bu noktada küçük düşürücü bir şey söylediklerinden dolayı ittifakla çünkü sünnet bu da. Küfür. Efendim bu Diyanet yaprak. Diyanet yapraklarında ayet-i kerimeleri, mealler var. Arapçası değil, meali onlar. Meal asla aslı değildir. Bunlara çöp atmak yani yakabilirsiniz, suya atabilirsiniz. Ama yine de ayet meali ayet değildir. O kimse yine de bilerek bilmeyerek var ya bizim meşhur elimden dilimden bir şey çıktıysa affeyledi. Her gün tövbe edecek, her gün kelime-i şehadet getirecek. İman edenler iman ediniz. Kelime-i şehadeti bol bol getiriniz. Hadisleri bununla alakalı. Bir kimse Diyanet'in vakitleriyle diyelim misal yapın namaz kılıyor. Senin diyor sabah namazı olmadı. Gece namazı yerine sayılır. Diyanet'in vakitleri çok etkiliyor. Veyahut da Diyanet'in misal saati girdiğinde
yemeği içmeyi kesiyor orucu zaten. Diyor ki yemeği içmeye devam et. O fitne çıkarıyor, o küfür değil. Efendim? İlk katil ya, Habil'i katletti ya. Kabil bütün kötülüklerin insan oğlundaki anası hükmünde. O yüzden. Haddi aşmış biraz. Bir başkası için namaz kılınmaz, ancak bir kimsenin annesi babası vefat eder de onun eksik olan ibadetleri olursa o eksik ibadetlerini onun evlatları yerine getirebilir. Normal boşama hükmünde değil, bir kimse eşine diyecek ki daha önceki nikahındaki mehir üzerine seni tekrar nikahladım diyecek. Evet, kiliseye gidip mum yapması, oradaki ritüellerde dua etmesi, orada normalde kilise adet, gelenek ve göreneklerine tabi olup orada ibadet etmesi küfürdür. Orada namaz kılabilir, o küfür değil. Mesela kiliseye gidip namaz kılınacak bir yer var ise orada namaz kılabilir. Ama kilisenin adet, gelenek, göreneklerine uyaraktan orada kilise ibadet ederse küfür. İbadet? Mesela diyelim yani camideyiz, ibadethane olan bir yer değil. Buraya gelip de biz imanımızı tazeledik diyen bir kişinin arkasında duranlar. Oraya iman etmiştir demek ki. Buradaki iman tazelemede iman mesela Kur'an sünnete mi atfedilecek, yoksa ibadet olmayan bir yer var, bir kabir var, bir anıt var. Ben buraya geldim, imanımı tazeledim dediyse o zaman orasını iman ettiği yer orası olmuş oluyor. Onun dini orası olmuş oluyor. Onu bilmeyen bir kimseye bu tebliğ edilir. Bilmeyen bir kimseye. Nikah gerekli, evet. Ona tebliğ edilir. Yine aynı noktada durursa küfrüne fetva verilir bilmeyenler için. Ama bile bile onu yaptıysa küfürdür. Ben mesajı aldım, merak etme. Sebebi kastını bildim yani. Ama hani sen isim belirtmeyince ben de isim belirtmedim. Bir kimse mesela gitse, örneğin işte bir kimsenin bir böyle anıt bir mezarına gitse, anıt bir mezarına. Hani var ya şimdi mod oluyor ya, anıt mezar orada mesela. O kimse o anıt mezara gitse, ben dese ki imanımı tazeledim, o anıt mezara iman etmiş olmuş olur. Lazım. Niye normalde
Bu da zamane hastalığı, insanın partisini onun dinin üstünde görmesi, küfür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ailelerine dil uzatmak, sahabesine dil uzatmak veyahut da sahabesinden herhangi birisine bir şey söylediği zaman bir başkasının sahabe hakkında farklı yorum yapması. Sahabe efendilerimiz için onları küfür isnat etmek küfür. Onların normalde kendilerince eksiklikleri, noksanlıkları vardır. Bunda bu eksiklik ve noksanlıklarına atfetmek bu noktada küfür değil. Ama Hazreti Ayşe annemizin namusuna dil uzatmak küfür. Çünkü ayetle temiz oldu, sabit oldu. Anlaşıldı? Hazreti Ayşe annemizin üzerinde şüphe beyan etmek, Hazreti Ayşe annemizin üzerinde herhangi bir olumsuzluk beyan etmek o manada küfür. Çünkü ayetle sabit. Bir de Peygamber Efendimiz'in eşleriyle alakalı yani şu niyetle evlendi, bu niyetle evlendi demesi. Yani normalde onu direkt ona atfetmek küfür değil yani. Ya işte onu görüp gözetmek için evlenmiş olabilir. O küfür değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabının koşturmacasına bugünkü zamandaki daha fazla koşturmaca olduğunu gören bir kimse yok, haddi aşmış oluyor. Küfür. Bilmiyordur insanlar. Evet. Kur'an'ı bir kimsenin günlük hayatında kendisine lazım olacak kadar bir kısmını öğrenmesi ve bunu kendi günlük hayatına yansıtması farz. Değiliz. Biz çünkü normalde gönül arz eder ki herkes tamamını öğrensin. Ama birinci derecede bize günlük hayatımızda bize lazım olacak kadar olanı öğrenmek dinin içerisinde farz ibadetleri ve farz olan duruşu öğrenecek kadar Kur'an ve sünnet bilgisi farzdır. Eyvallah, bunlar normalde bunu kendisine ilke edinen, ölçü edinen, bunların üzerinde tefekkür edenler olacak muhakkak. Ama bütün ümmete farz değil. Eyvallah, şey değil. Fâlemennâhû lâ devletlerinde milyar sayısında arkadaşlar.